Noxuslu olarak dünyaya gelen Sheeda Cain, pek çok yaşıtıyla birlikte çocuk yaşta orduya alınmıştı. Bu acımasızca uygulama yalnızca Boram Darkwill'in imparatorluğunun en sinsi komutanları tarafından kullanılırdı. Navari'deki Placidium'da yaşanan ve çok acı sonuçlar olan çatışmadan sonra işgal planı kasten uzun bir yıpratma savaşına dönüştürülmüştü. İonyalıların merhameti sömürülmesi gereken bir zayıflıktı. Savaşçıları masum olduğunu düşündükleri kişileri öldürmekte tereddüt ederdi. Eline tutuşturulan kılıcı zar zor taşıyan Cain'in ilk savaşının ayrıca son savaşı olacağı tahmin ediliyordu. Bahreyn eyaletine saldıracak olan Noxus güçleri Ipul nehrinin denize döküldüğü noktadan karaya çıkmıştı. Cain ile diğer çocuk askerlere gönülsüz bir öncü kuvvet denebilirdi. Karşılarında evlerini geri dönmüş işgalciden korumaya çalışan düzensiz yerel gruplardan başkası yoktu. Genç yoldaşları çabucak öldürülse ya da savaş alanından kaçsa da Cain hiçbir korku belirtisi göstermedi. Ağır kılıcını bırakıp yerden bir orak aldı. Ve dehşete kapılan İonyalılara tam da Noxus'un düzenli askerleri yan taraftan hücum ederken saldırdı. Sebep oldukları katliam tam anlamıyla şok ediciydi. Çiftçiler, avcılar, hatta birkaç vastaya çok kısa sürede vahşice katledilmişti. Aradan iki gün geçip haberler güney bölgelerine yayıldıktan sonra Gölge Tarikatı bu korkunç manzaranın olduğu yere geldi. Liderleri Zed bu bölgenin herhangi bir stratejik önem taşımadığını biliyordu. Kıyımın amacı bir mesaj göndermekti. Noxus asla merhamet göstermeyecekti. Parlak bir çelik parçasının ışıltısı gözüne çarptı. 10 yaşından büyük olamayacak bir çocuk çamurun içinde yatmış, sıkmaktan bembeyaz olmuş elleriyle kırık orağını usta suikastçıya doğru tutuyordu. Çocuğun gözlerinde yaşını çok aşan bir acı vardı. Yine de savaşı iyice kanıksamış bir savaşçının tüm öfkesiyle alev alev yanıyordu. Bu direnç sonradan öğretilebilecek bir şey değildi. Zed, geride bırakılmış bu Noxuslu çocuğu, onu buraya ölmeye gönderen kişilere karşı doğrultulabilecek bir silah olarak gördü. Elini uzatıp, Cain'i Gölge Tarikatı'na kabul etti. Geleneğe göre çömezler, kendilerine bir silah seçip yıllarca bu silahla çalışırdı. Fakat Cain, bütün silahlarda ustalaşmıştı. Onun için tüm silahlar birer araçtan ibaretti. Asıl silah kendisiydi. Zırhları yalnızca yük olarak görüyordu. Bunun yerine kendini gölgelerle saklayıp düşmanlarını gizlice hızla öldürüyordu. Bu suikastlar sağ kurtulan şanslı kişilerin kalplerine korku salıyordu. Cain'in efsanesi yayıldıkça kibri de büyüdü. Bir gün gücünün Zed'i bile gölgede bırakacağına yürekten inanıyordu. Son sınavını büyük hevesle kabul etmesine de bu kibir neden oldu. Sınavı kısa süre önce Noxus'ta bulunan Darkin silahını aramak ve İonya'nın yorgun savunucularına karşı kullanılmasına engel olmaktı. Bunu hiç çekinmeden kabul etti. Bu görev için neden onu seçtiklerini asla sorgulamadı. Tüm diğer çömezler Rast olarak bilinen bu canlı tırpanı yok ederdi. Fakat Cain onu kendisi kullanmak için istiyordu. Parmakları silahı sardığı anda yozlaşma bedenine işledi ve ikili kaçınılmaz bir mücadelenin içine düştü. Rast, Darkin kardeşlerine katılıp dünyayı dümdüz etmesini sağlayacak kusursuz bedeni yıllarca bekledi. Fakat Cain'i bastırmak hiç öyle kolay değil. Cain şimdi zafer sarhoş ve Zed'in onu Gölge Tarikatı'nın yeni lideri yapacağından emin bir şekilde İonya'nın yolunu tutuyor.